Arkadaşlar, herkese iyi geceler. Güzel bir gece diliyorum. Ben Nergiz Akar. Küçük bir videoyla sizle oluyorum arkadaşlar şu anda. Evet, bugün evime geldim. Bir arkadaşımla güzel bir akşam yemeği yedik. Çok da güzel geçti arkadaşlar. Fakat yine ben sitelerdeydim. Sitelerde ne yaptım? Size bu arada arkadaşlar, bir önceki videolarımı da çekmiştim. Avizemi yaptım, bitirdim. Hatta babama da astırdım. Gayet çok güzel astırdım derken taktırdım. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Size onun videosunu yarın çekeceğim. Bugün değil artık. Yarın çekeceğim. Fakat bu daha önce bir abajur boyamıştım ya arkadaşlar. Onun uçlarına böyle taşlar falan almıştım hani. Onun bazı taşlarını beğenmiyorum. Küçükler vardı. Onların yerine bugün, hatta bir tane de masaüstü bir taşla abajurum var. Onu da ben kendim yapmıştım. Belki de onun uçlarına da takmak için bugün sitelerden arkadaşlar gene taş alışverişi yaptım. Bu arada zaten makyajımı görüyorsunuz, tamamen aktı. Ya bu makyajın neresini gösterebilirim? O yüzden bence ben taşları göstereyim. İnanın çok daha keyif alacaksınız. Şimdi arkadaşlar, taşlarım burada. Biliyorsunuz benim taş hastalığım var. Ve ben çok böyle, nasıl diyeyim, hani asimetrik şeyleri seviyorum arkadaşlar. Görüntülü taşları seviyorum. Onun için hemen size şuradan mesela şunu göstereceğim. Evet, bu böyle bir şey. Bunu takacağım. Zaten takınca size göstereceğim arkadaşlar. Bu farklı bir model. Yani mesela şu çok değişik arkadaşlar, yurt dışından geliyormuş. Ben böyle farklı farklı aldım arkadaşlar bu taşları. O yüzden bu şekilde, yani farklı farklı değişik olması aşırı ilgimi çekiyor. Bunları şey yapacağım, takacağım arkadaşlar. Vallahi fiyatları da değişiyor arkadaşlar bunların. Bu çok güzel, çok hoşuma gitti. Şöyle bombili. Yalnız bunlar böyle ağırlığına göre değişiyormuş arkadaşlar. Yani taş mesela ne kadar ağırsa fiyatı da o kadar artıyormuş. Taşlar gayet ağır arkadaşlar. Bu 3 oldu. Bir tane şöyle var. Bu da fazlasıyla ağır. Ama tabii ki benim avizelerim bunları taşıyabilecek nitelikte. Abajurum da öyle. Şu anda her tarafa böyle bir şıkır şıkır yayılma oldu. Yani ışıltısı şeyden dolayı. Bir de arkadaşlar, onun burada beyazı var. Bunu da takacağım. Şöyle ikisine. Sonra bu var. 3 oldu. 4-5. Daha var arkadaşlar. Böyle bir şey var. Bakın, bunların burada delikleri var. Telleri falan da var arkadaşlar elimde. Hepsini takacağım yani. Zaten size bir de böyle bir model var arkadaşlar. Bunu da küçük abajuruma takabilirim. Zaten sizlere bir tane de şurada var. O da böyle baklava modelli. Farklı farklı arkadaşlar. Yani tipik değişik bulduğum, kısacası her tipik ve değişik bulduğum arkadaşlar bütün taşları aldım diyebilirim sizlere. Yani birbirinden farklı, birbirinden tipik yani. Öyle seviyorum. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben bu taşları dizeceğim. Dizdikten sonra gene sizlere göstereceğim. Bir de bir avize arkadaşlar yapmıştım. Kendim küçük taşlardan. Daha önceki videolarımda göstermiştim. Onlar için küçük taşlar almıştım. O da şurada gördüğünüz Swarovski taşlardan arkadaşlar. Ve o bitti. Fakat onun uçlarına ben hiçbir şey takmadım. Öyle ığıl ığıl aksın arkadaşlar. Böyle yağmur gibi aksın. Ve uçları tamamen boş kalsın. Çok daha modern. Çok daha böyle salaş. Çok daha kibar duruyor arkadaşlar. Sade duruyor. Şık duruyor. Onun uçlarına böyle büyük taş bağlamadım ama bu büyük abajurumun arkadaşlar, bir de masa üstünde olan bir abajur var. Onun uçlarına mutlaka bu taşları takacağım. Özellikle şu uzun hastalığım arkadaşlar. Geçen bunu alamamıştım. Evet. Şimdi tabii avizeci arkadaşım sağ olsun bana yardımcı da oldu. Benim için böyle değişik farklı modeller de getiriyor. Şimdi bugün üzerimde de şöyle bu bluzu çok beğeniyorum. Aslında bu bir bluz değil. Bu şey pijama takımı arkadaşlar. Bunun altında normalde şeyi var, pijaması var. Fakat ben bunu şimdilik böyle bluz olarak kullanıyorum. Altında işte kot şortla falan. Çünkü sıcaklarda inanın çok iyi geliyor. Neyse, şimdi size birkaç tane de makyaj malzemesi göstereceğim. Şu an makyajım aktı aslında. Rimmel London'ın şöyle, ben o farı yanıma almışım. Hmm.
Flash gözüme aldı arkadaşlar. Far buradan. Kahverengisini kullandım ortadaki. Şu köşedeki siyahla şöyle hafif eyeliner. Zaten ben normal eyeliner kullanmıyorum makyaj yaparken. Çünkü inanılmaz akıyor. Şurada gördüğünüz Garnier'in çok az bir şey BB kremini kullandım. Transparan pudrayla sabitledim. Burada gördüğünüz kaşın arkadaşlar şu nude renginde. 122. Nude rengindeki rujunu ve Beyun'un burada bronzer, burada da aldığı var. Gerçekten çok organik arkadaşlar. Olabildiğince organik, kimyasaldan uzak. Burada da Maybelline highlighter'ını görüyorsunuz. Acele acele çekiyorum çünkü video çok uzasın istemiyorum. Farklı bir şey de yok. Zaten aktı makyaj. Takı toka hiçbir şey zaten takmadım. Sadece kolyelerim. Şurada bir nazar boncuklu bir şey var. Şurada şu küçük küpelerim var. Şimdi arkadaşlar makyaj malzemelerim de burada, bunlar. Burada gördükleriniz. İşte şuradaki parfümü pek kullanmıyorum. Daha çok bunu kullanıyorum. Bu bittikten sonra arkadaşlar. Ona belki geçerim. Evet, taş alışverişim bunlar. Zaten farklı bir şey yok. Taş alışverişi için gittim. Bir de arkadaşımla oturup hani yemek yiyelim, oturalım, hoş sohbet edelim falan diye gittim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Videolarımı kısa tutuyorum. İşe gitmediğim günlerde çekmek daha iyi oluyor arkadaşlar. Çünkü işe giderken bir de birçok yerde sahne almaya başladım. O yüzden gece işe gittiğim günlerde video çekmiyorum. O yüzden de sizlere sadece çalışmadığım günlerde, bir de arkadaşlarımla falan görüşmeye giderken hali hazırda fırsat bulmuşsam çekim yapıyorum. Sırf şu anda taşları gösterebilmek için arkadaşlar bir çekim yaptım. Şöyle daha iyi net görünüyor. Bu arada taş derken taşlı şeyleri çok sevdiğimi söylemiştim. Burada mesela arkadaşlar bir kolyem var. Ben bunu daha önce bir işte şeyde aldıydım. Bu boncuk cincik satan yerlerden. Bunu da ben kendim yaptım zaten arkadaşlar. Boncuklarını dizip çok zor olmuştu ama bir şekilde yaptım. Bu tarz şeyleri de çok seviyorum. Bunu epey bir yıllar önce falan, yani oldu bir 3 yıl falan. Hatta geçen sene bir lokal programı olmuştu, öğretmenler lokalinde. Orada programımda bir iki kere takmıştım. Ya çok takı çok takı olunca arkadaşlar devamlı takamıyorum. Sadece böyle bir klip çekim işte, video vesaire. Ya da hali hazırda canlı bir performans sergiliyorsam, işte canlı müzik yapıyorsam o zamanlarda takıyorum. Günlük genelde böyle şeyleri pek aramıyorum, takmıyorum arkadaşlar. Sıkılıyorum hatta artık, yani çok olunca. Videolarımı beğenebilir, abone olabilirsiniz. Biliyorum yüzeysel çekimler yapıyor olabilirim. Hala yorumlara açmadım. Otomatik olarak kapanmış. Onu ben laptop üzerinden ayarlamam lazım. Laptopumu da kaç gündür açamıyorum. Fırsat bulamadım. O yüzden beni affedin arkadaşlar. Fırsat bulsam yarın açacağım. Sözde veremiyorum. Biliyorum belki yorum yazmak isteyenler vardır. Niye böyle oluyor ben de anlamıyorum. Ben yorumları açıyorum, sonra kendi kendine tekrar kapanıyor. Bilmiyorum sizde de böyle oluyor mu? Sinir oluyorum. Onun yerine beğenirseniz, ben açana kadar en azından arkadaşlar, videolarımı beğenirseniz ben çok mutlu olur, çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ezelden mesaj atmak isteyenler atabilir, soru sormak isteyenler varsa sorabilir şimdilik. Hepinizi çok seviyor. Çok çok öpüyorum. Başka da gösterecek bir şeyim yok. Zaten akmış bir makyajla daha fazla video çekmek istemiyor. Hepinize iyi geceler diliyorum arkadaşlar. Bu arada önümüzdeki hafta işte bayram sonrası falan, tatilim bayram sonrasına kaldı. Onunla da ilgili yine küçük videolar, detaylı videolar, tatile giderken ne götüreceğim falan, onunla ilgili küçük videolar belki çekebilirim sizlere. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Güzel bir gece diliyorum. Sevgiyle kalın ve hoşça kalın diyorum.